Geze göre Türkiye takipçileri, hepinize merhaba. Sokak Sokak Elazığ isimli video serisinin üçüncüsüyle birlikteyiz. Bu videomuzda Mustafa Uygur Bulvarı'nı ve hikayesini tanıtmaya çalışacağım. Şu anda üzerinde seyrettiğimiz bulvar Sürsürü Mahallesi'nde bulunuyor. Elazığ Belediyesi tarafından 2016 yılında bu bulvara Kıbrıs Şehidi Mustafa Uygur ismi verilmiştir. Bulvar, Sürsürü Mahallesi ile Olgunlar Mahallesi'ni ayıran Elazığ Caddesi'nden başlar, Sürsürü Mahallesi'nin ortasından ilerler, Sürsürü Mahallesi'ni Ataşehir Mahallesi'nden ayıran İmam Efendi Bulvarı ile kesişerek sona erer. Bulvar üzerinde birçok okul ve resmi kurumlar bulunmaktadır. Fırat Liman Başkanlığı, Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Hıdır Sever Anadolu Lisesi, Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurumlar bu bulvar üzerinde yer alır. Bulvarın yer aldığı mahalle, 2020 Elazığ depreminde en çok hasar alan bölgelerdendir. Depremden sonra gerek hasarlı binalar, gerekse kentsel dönüşüme uygun binalar yıkılmış, yerlerine yenileri yapılmaya başlanmıştır. Elazığ'ın genelinde olduğu gibi bu bulvar üzerinde de birçok inşaat alanı görüyor olmanızın nedeni bu durumdur. Bu şehir Malazgirt ruhuyla Çanakkale'de, Yemen'de, Galicia'da ve Kurtuluş Savaşı'nda binlerce neferiyle destanlar yazmış ve yine bu kutlu belde yavru vatan olarak gördüğü Kıbrıs'a hep sahip çıkmış, devleti ve milletiyle her zaman ve her durumda Kıbrıs Türk'ünün yanında yer almıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlar arasında bulunan İdris Doğan, Adnan Mavidemir, Mehmet Yavuz, Mustafa Uygur, Cuma Karadoğan gibi isimler şehitlik mertebesine erişirken 250 civarında Elazığlı hemşerimiz de gazilik beraatını hak etmiştir. Bu vesileyle Mustafa Uygur'a ve tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Onları buradan tekrar hayır ve dua ile hatırlıyoruz. Bu bulvara ismi verilen Mustafa Uygur kimdir? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Mustafa Uygur henüz 27 yaşındadır. Yedek topçu asteğmen olarak vatan hizmetini yerine getirmektedir. Aslen Elazığlıdır. Ailesi Elazığ ilinin Sürsürü Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Şehit Mustafa Uygur'un kabri 326 şehidin bulunduğu Kıbrıs'ta Girne ile Lefkoşa arasında bulunan Boğaz Şehitliği'ndedir. Mustafa Uygur 1947 yılında Elazığ'da dünyaya gelir. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisat ve İşletme bölümünden 70 yılında mezun olur. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Elazığ Et Balık Kurumu Müdürlüğü'nde göreve başlar. Bu kurumda satış şefliği görevinde bulunur. 1973 yılında askerlik görevini yapmak için Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu'ndaki birliğine katılır. Yaklaşık 6 aylık bir eğitimin sonunda 1 Nisan 1974 tarihinde 39. Tümen'e bağlı 50. Piyade Alayı'nda görevlendirilerek Osmaniye'ye gider. 20 Temmuz 1974 tarihinde birliği ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'na katılır. Harekat devam ederken şehidimizin babası Kıbrıs'ta görev yaptığı birliğine bir mektup yazarak oğlu hakkında bilgi ister. Gelen cevapta şöyle yazmaktadır. 1. Harekatın 3. günü kendisine verilen görevin ifası esnasında emrinde bulunduğu piyade bölük komutanının yanından karşısında bulunan tepelere bayrağımızı dalgalandırmak üzere ayrılmıştır. Kendisine yapılan ihtar ve ikazlara rağmen durdurmak mümkün olmamıştır.
Taburumuzda asteğmen olarak kutsal görevini ifa ederken şehit oğlunuz Mustafa Uygur 23 Kasım 1974 tarihinde Kıbrıs Karmi, Türkçe ismiyle Karaman Köyü'nün 200 metre batısında Mücahit Üsteğmen Mahmut Aksoy tarafından bulunmuştur. Kıbrıs'taki Boğaz Şehitliği'nde 223 nolu mezara defnedilmiştir.